İyi günler sevgili seyirciler. Koronavirüs salgınında son durumu konuşmak ve sizlerden gelen soruları yanıtlamak üzere soru cevap programıyla karşınızdayız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın'la birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Dün akşamki rakamlarla başlayalım istiyorum. Zira umut verici rakamlardı. İlk kez 3000 sınırında gördük biz rakamları uzun bir süre sonra. 3083 olarak açıklandı. Yani bir önceki rakamlarla kıyasladığımızda 1500 kişilik bir vaka var ortada şu an. Sayılara baktığımızda biz ne görüyoruz hocam geleceğe dair? Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu ülkeyi emanet eden tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunarak ve evlatlarımızın da dünyada tek olan bu çocuk bayramını tebrik ederek konuşmalarıma başlamak istiyorum. Bugün güzel bir bayram ve bunun tadını çıkarırken dün akşamki rakamlar da bu tada biraz daha tat kattı. Özellikle dün akşam 3000 rakamlara inmesi bir haftadır da 4000'ler bandında oluşu bizi mutlu ediyor. İnşallah tüm kurallara karşılıklı hem devletin aldığı kurallara hem de milletin uyumuyla beraber bu haftayı böyle hem bu bantta hem de düşürerek geçirirsek biz bir mücadeleyi 1920'lerde kazanmış olduğumuz bu ülkede bu virüse karşı da mücadelemizi kazanıyoruz anlamı taşıyor bize. Şimdi siz de altın çizdiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Çocuklarımız evde kutluyorlar bu yıl bayramlarını. Pencerelerdeler, balkonlardalar, kutlamalara eşlik ediyorlar bayraklarıyla, bizlere gönderdikleri videolarla. Hepsi de birbirinden şirin ve okulların açılmasını bekliyorlar elbette. Şimdi rakamlar azalma eğilimine girerse okulların açılması söz konusu olabilir mi? Şu an için bayrama kadar bu süreç ancak yönetilebilir. Bayrama kadar bir okulların açılması biraz erken olur. Özellikle Ramazan bayramındaki ve Ramazan bayramına kadar olan bu süreçteki rakamları kontrol etmemiz lazım. Eğer bayramdan sonra da kontrolümüz şöyle bir binlerin altına inmiş olursa o zaman gözden geçirilebilir. Şimdi lise ve üniversiteye geçiş sınavlarına dair merak edilen sorular var hocam. Özellikle sosyal mesafe kuralları uygulanabilir mi, sınavlar yapılabilir mi, yapılırsa da nasıl yapılır diye sorarlar. Evet, onlar bir miktar ertelendi. Bilebildiğim kadarıyla liseye geçişler ta Temmuz ayında olacak. O tarihe kadar bu hızla kontrol edersek Bu kurallara uymayı biz aşağı yukarı 1-1,5 yıl daha sürdüreceğiz. Kurallara uyarak sınavlarda yapılabilir. Şimdi çocuklarımız evde dedik. Bir süre daha evde kalacaklar gibi görünüyorlar. Zira onları korumamız da son derece önemli. Şimdi bugün bayram, belki ekranda bizi izliyor olabilirler. Onlara özellikle sosyal mesafeyi nasıl anlatabiliriz hocam? Ne diyelim çocuklara? Nasıl korusunlar sosyal mesafeyi? Çünkü onlar annelerine, büyüklerine sarılmayı seviyorlar. Birlikte vakit geçirmeyi seviyorlar ama artık sosyal mesafe diye bir şey var hayatımızda. Evet, özellikle dışarıda arkadaşlarıyla oldukları zaman çocukların sokağa çıkma yasağı var ama olur ki hani sitede, apartmanda, bahçede bir araya oluyorlar. Eskisi kadar birbirlerine çok sarılarak, güreşerek değil de şöyle bir buçuk metre mesafede olmaları lazım. Ama en önemlisi de eve geldiklerinde evdeki büyükleriyle sarılıp sarmalanıp kucağına oturmak ya da bir miktar saçını okşatmak gibi sevgilerini bir miktar ara vermeleri gerekiyor. Evde de 3 adım mesafesi ya da karşılıklı koltukta oturarak bunu sürdürebilirler. Şöyle bir buçuk ay daha sosyal mesafesi dediğimiz hani çocukların nezdiyle 1,5 metre mesafeyi korumaları gerekiyor. Büyüklerine virüsü bulaştırmamaları açısından. Daha spesifik sorularla devam edecek olursak, şimdi bu süreçte hemofili A hastaları ne yapmalı diye bir soru var. Hemofili A hastaları açısından bir risk teşkil etmiyor. Herkeste ne risk varsa kendilerinde de o risk var. Ama içinde bulundukları hastalık açısından almış oldukları tedbirleri aksattırmadan devam ettirsinler. Yani bu virüs onlarda herkesten daha fazla değil, herkes kadar.
Paraplejik engelli bir seyircimiz, vatandaşımız bir soru yöneltmiş. CRP oranı yüksek çıkıyormuş hocam. Riskli kısımda mıyım? Zatürre aşısı yaptırsam faydası olur mu diye sorar. Bunlar da paraplejik hastaları da normal bir insana göre fazla bir riskte değil. CRP'nin yüksek oluşunun bir sürü nedeni var. Bu hastalığın direkt bir belirtisi değil ama aşıları herkes için geçerli. Mutlaka yaptırmaları gerekir. Uygun bir içerisinde aile hekimine müracaat ederek aşılarını yaptırmalılar elbette. Şimdi atık sulara dair de çok soru geliyor zaman zaman. Daha önce de sizinle yaptığımız programda cevaplamıştınız. Atık sularda virüs olma ihtimali nedir? Ne derece biz bunlardan korunabiliriz? Nasıl önlemler almalıyız diye sorarlar. Atık su dediği binaların ve evlerin kanalizasyon suyu anlamında bakıyoruz biz buna. Bunlarda bağırsak sisteminden de virüsün dışarı çıktığını biliyoruz. O nedenle atık suları laboratuvar incelemesi yaparsan orada virüsü bulursunuz. Ancak ve ancak bu virüsü hangi yolla alıp infekte olma riskiniz hemen hemen yok kadar az. İki yolla yok kadar az. Birisi ağız bağırsak sistemiyle hasta olunmuyor. Bir de o suyu alıp solunum yollarına kaçırma gibi bir risk yok. Öyle olunca da atık sularda vardır ama bizim için büyük bir risk değildir. Peki tansiyon hastaları için de yine önerilerinizi rica edeceğiz sizden. Bir tansiyon hastası özellikle bir soru yöneltmiş. Tansiyon ve alerjik astım hastasıymış aynı zamanda. Dolayısıyla çalışması sorun olur mu diye sorar seyircimiz. Tansiyon hastalarının artan bir riski söz konusu. Ancak ve ancak bu risk bir tarafa bırakılarak hiç asla ilaçlarını kontrolden çıkarmasınlar ve kesmesinler, devam etsinler. Yüksek riskte olduklarını bilsinler. Çalışma ortamı kamusal anlamda kronik hastalığı olduğu için bunlar izinli. Ama özel sektörde ve kendi iş yerinde çalışıyorsa bunlar çok çok çok, çok daha fazla 3 adım kuralına tokalaşmaya ve el hijyenine dikkat etmeleri gerekiyor. Buna dikkat ederek işini yapabilir. Şimdi birçok önlem var. O önlemlerden biri de elbette spor müsabakalarının sonlandırılmasıydı kısa bir sürede olsa. En azından koronavirüs önlemleri çerçevesinde bir nebze de olsa hayatımızdan çıkana kadar diye en azından. Ama bazı ülkelerde yavaş yavaş sanki seyircisiz oynanan maçlara şahit olmaya başladık. Dolayısıyla Türkiye için soru gelmiş. Spor müsabakaları oynanabilir mi ya da seyircili oynanabilir mi, oynanmalı mı? Siz ne düşüncedesiniz? Yani bizim ülkemiz için şu an erken, başka ülkelerde konuşulmaya başlandı. Çünkü onlar en yüksek seviyeyi, zirveyi gördü ve düşüşe geçtikleri için konuşuyorlar. Bu bizim için bayramdan sonra konuşulabilecek bir süre. Ama şu anda bayrama kadar olan bir sürede kalabalıkların bir araya geleceği hiçbir toplantı doğru değil. Şimdi sosyalleşmeyi özlemiş seyircilerimiz, gelen sorulardan biz bunu anlıyoruz elbette. Spor müsabakalarına benzer bir soru daha var. Sinemaların ve tiyatroların açılması ne zaman mümkün olur diye soruyor seyircilerimiz. Bunlar da çok bir araya gelinen, omuz omuza olarak seyredilen ve sosyal mesafenin ortadan kalktığı ortamlar. Hem de bunlar kapalı alanlar, havalandırmaları düşük yerler. O nedenle şu an için erken, belki bayramdan sonra yine bu sayılar çok çok aşağı düşer. Toplumda da bağışık hücre taşıyan insan sayısı ölçülür. Bunlar da %30-40'ların üzerine çıkarsa belirli bir azaltmayla sürdürülebilir. Hem sosyal mesafeye uyulur hem de kapasitesi %20'ler düzeyinden başlanarak olabilir. Ama bu da Haziran ayından önce çok erken olur. Şimdi bugün milli bayramlarımızdan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Yaklaşık bir ay sonra da Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız hep birlikte. Ama Ramazan Bayramı'nda büyüklerimizin ellerini öpmek, küçüklerimizin yanaklarından öpmek adetimizdir. Seyircilerimiz merak ediyorlar bayramda bayramlaşabilecek miyiz diye. Görünen bu bayramda bu yakın temaslı öpmeler ve sevgi göstermelerin de olmaması gerekiyor. Özellikle çocuklar hastalığı hafif geçirmekle beraber herkes kadar bulaştırma riskine sahip. O büyüğünün elini öptüğü zaman ağzından çıkan o damlacıklar büyüğünün eline, oradan da büyüğünün ağzına geçerek ölüm oranı yüksek hastalığı ortaya çıkarması nedeniyle bu bayramda özellikle hem büyüklerin küçükleri gözlerinden öpmesi hem de küçüklerin büyüklerinden ellerinden öpmesini
atlamamız gerekiyor, yapmamamız gerekiyor. Gönülden, uzaktan, göz sevgisiyle, yürek sevgisiyle bu bayramı geçirmemiz gerekiyor. Şimdi bazı iddialar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk koronavirüs vakasının 29 Şubat'ta değil de 6 veya 17 Şubat'ta olduğu belirlendi iddiaları. Ve virüsün başka ülkelerde de daha önceden başlamış olabileceği, yayılmaya başlamış olabileceğine dair iddialar bunlar. Böyle bu iddialar gerçeği ne kadar yansıtıyor hocam? Biz tespit ettiğimiz noktadan çok önce virüs yayılmaya başlamış olabilir mi? Bir miktar önce olabilir ama çok önce değil. Biz bunu 1 Ocak'tan itibaren dünya biliyor. Ocağın 7'sinde onun da Dünya Sağlık Örgütü'nün ilanlarıyla biliyor. Ama Çin'de 8 Aralık'ta ilk vakaların başladığını biliyoruz. Yani 1-1,5 ay önce olabilir. Amerika'daki de böyle olabilir. Daha sonradan tespit etmiş olabilirler. Ama bu 1-1,5 aydan önceki bir süre olması imkansız. Çünkü çok bulaşıcı ve çok hızlı yayılıyor. Öyle daha önceden olsa hastanelerdeki verilerden bilinirdi bu. Ama 15 gün, bir ay önce olabilir mi? Evet olabilir. Onlar tanı konulmada ihmal edilmiş olabilir. Yine spesifik bir seyircimiz bir soru sormuş. 5 gün ilaç tedavisi almış. Aradan 2 gün geçince test negatif çıkmış. Ve bir sonraki günse test pozitif çıkmış. Sebebi ne olabilir diyor. İki türlü sebebi olabilir. Aradaki negatif çıkan dönem teste ait bir eksiklik olabilir. Bazen hastaların da virüsü salması değişik olabiliyor. Bir salıyor, bir salmıyor, bir salıyor, bir salmıyor. Salmadığı döneme gelmiş olabilir. Ama en az iki kez kontrol ederek, iki kez negatif olduktan sonra virüsün bulaştırıcılığı ortadan kalktı diyoruz. 5 gün tedavi etmek açısından yeterlidir. Ama virüsün yok olması açısından yeterli olmamış olabilir. O nedenle en az bir 14 gün sonra bir daha kontrol etmesi lazım. Peki, grip ve zatürre aşısına yönelik çok soru geliyor. Özellikle virüsün yayılmaya başladığı günden beri hatta geliyor. Hemen hemen her günde bu soruyu yöneltiyoruz. Grip ve zatürre aşısı bizi virüsten korur mu? Aşı yaptırmalı mıyız? Grip ve zatürre aşısı bizi bu virüsten korumuyor. Bir karışıklığa neden olmayalım. Yani yeni koronavirüsten korumak için değil. Ama grip virüsü olan diğer influenza'dan koruma adına zatürre aşısı da pnömokok dediğimiz zatürreye neden olan bir bakteriden koruma açısından kıymetli. Bunları 65 yaşın üzerinde ve kronik hastalığı olan herkese bu ülke ücretsiz olarak veriyor. Bunu mutlaka bu 65 yaş üstü ve kronik hastalar yaptırmış olmaları lazım. Üst üste gelecek iki hastalığın ağır geçmesi adına şu anda da imkanları varsa ve aile hekimlerinin kalabalıklığı söz konusu değilse mutlaka konuşarak gidip yaptırmalarını öneriyoruz. Özellikle zatürre aşısını senenin her mevsimi için öneriyoruz. Onun günü yok ama grip aşısı özellikle Ekim ayından başlayıp Nisan sonuna kadar olan dönemde öneriyoruz. Alınan virüs miktarı hastalığın seyri açısından bize ne söylüyor? Daha çok virüs alan kişinin hastalığı daha mı geç iyileşiyor ya da iyileşemiyor mu? Virüs miktarına bağlı bir seyir mi söz konusu? Evet, güzel bir soru. Çünkü hem virüs miktarı önemli hem de virüsün hastalık yapma yeteneği diye bir şey vardır. Bu ikisi önemlidir. Yüksek miktarda virüs alıp o virüsün hastalık yapma yeteneği yüksek ise daha hızlı ve daha ağır seyreder. Aynı zamanda da virüsün negatifleşmesi de daha uzun zaman alabiliyor. Bu kıymetli bir soruydu. Ama bunu vatandaşın kendisini bilme şansı yok. Uzayan vakalarda ya da negatifleşmenin uzamasının altındaki nedenlerden birisi de budur. Yüksek miktarda virüs alması ve hastalık yapma yeteneği fazla olan. Şu an sağlıklı bir bağlantı yapamıyoruz hocamla. Zaman zaman kesintiler olabiliyor sevgili seyirciler. Tekrar hocam sesiniz bize tekrar ulaşmaya başladı. Devam edebilirsiniz. Virüs miktarı ve virüsün hastalık yetenek yapması önemli. Bu virüs miktarı ve hastalık yapma yeteneğine bağlı olarak da iyileştikten sonra dahi virüsü salması bir 15 gün kadar devam edebiliyor. Bunun nedeni de aldığı virüs miktarına ve virüsün hastalık yapma yeteneğine bağlı.
Aşı çalışmaları tabii ki hepimizin umutla beklediği, sonucunu umutla beklediği çalışmalar. Birçok ülkeden de yavaş yavaş sinyaller gelmeye başladı. Aşı bulundu ama test aşamasında gibi açıklamalar da geliyor. Şimdi çok da zikretmemek belki gerekiyor ama aşı çalışmaları ne durumda? Dünyada 70 civarında aşı çalışması sürdürülüyor. Bunların 7 ya da 8'i insan üzerinde denenmeye başlandı. Ama tüm bu insan üzerine denenmeye başlanmış olan süre dahi güz dönemine kadar devam edecek. Şu salgın döneminde biz önce kendimizi koruyalım. Güz döneminde de inşallah tüm dünyaya yetecek. Aşı bulunduğunda da aşıyla koruyacağız kendimizi. Kısa vadede 5-6 ay sabretmek lazım. Şimdi plazma bağışçıları yavaş yavaş başladı. İyileşenler plazma bağışında bulunuyorlar ve diğer hastaların iyileşmesine katkı sağlıyorlar. Ama bir de semptomsuz koronavirüsü geçiren vatandaşlarımız var. Dolayısıyla şöyle bir soru gelmiş hocam. Hastalığı hafif veya semptomsuz geçirenlerin kanlarında da antikor oluşur mu? Bu kişilerin tespit edilmesi plazma bağışçısı sayısını artıramaz mı diye sormuşlar. Evet, hastalığı belirtisiz bir kere 1/3'ü hiçbir belirtisi ve bulgusu olmadan geçiriyor. 1/3'ün dışındaki diğer 1/3'ü de çok hafif belirtilerle geçiriyor. Plazma özellikle hastalığı hangi şekilde geçirirse geçirsin vücutta savunma hücresi oluşanlardan alınıyor. Şu an için hastalığı geçirdiğini bilinenler zaten plazma vermeye yönlendiriliyor. Yoksa diğerlerini toplumu tarayarak bulmak lazım. O da zor bir iş. Yani toplumun şu anda ne kadar geçirdiğini bilmiyoruz. Tarayıp bu kadar bir maliyet zor. Ama geçirenlerden de zaten bir kişi en az 3 kişiye yetecek kadar plazma veriyor. Kızılay'ımızın açıklaması dün ben görüştüğümde 250 kişi şu anda plazma verdi ve 600'ün üzerindeki kişiye de plazma uygulaması yapılıyor. O nedenle geçirenlerin Kızılay'la temas kurması yeterli bir düzeyde. Çünkü bir kişi en az 3 kişiye yetecek kadar plazma verebiliyor. Yine seyircilerimizden birinin sorusuyla devam edelim. Hasan Can isimli seyircimiz soruyor. Erkek kuaförüymüş hocam ve şu an için dükkanlarımız alınan tedbirler nedeniyle kapalı diyor. Gerekli önlemleri aldıktan sonra testi negatif çıkan müşterilerimiz evlerinde tıraş etmekte bir sakınca olabilir mi diye sorar. Evlerdeki tıraş hukuki olarak mümkün olmadığını biliyorum. Kendi işciğerlerini toplumdaki bu 3000 binlerin altına indiği zaman belki gevşetilebilir ve iş yerlerinde randevu usulü tek bir kişiyi tıraş etmek üzerine maske ve diğer koruma önlemlerini alarak yapabilir ve oradaki tıraş olma ya da kuaförlerdeki sandalyelerin arası da 2 metre açılarak, ama bunların da tümü bayramdan sonraki bir zamana ancak olabilir. Şu an 3000 rakamları, dünkü 3000 rakamı bize her şeyi bitirdik diye düşündürürse yeni bir salgınla karşılaşırız. Bu rakamlar uygun değil ama bu rakamlar daha makul sayılara geldiğinde onların da kurallara uyarak iş yerlerini açabilmesi söz konusu olabilir. Ama şu an 1-2 hafta çok erken olur. Seyircilerimizden Gülten Tanrıver'in sorusuyla devam edelim. Lupus ve nefrotik sendrom hastasıymış. Pozitiflerde kullanılan ilacı kullanıyorum. Bu ilaç beni korur mu diye soruyor. Şimdi bu ilaç koruma açısından değil, hastalıksa tedavi edilenlerde kullanılan bir şey. O da böbreğinin yetmezliği oluştuysa kullanılan ilaçlar onun durumuna göre dozu ayarlanıyor. Ama ilgili kişi korur mu sorusunu soruyor. Koruma adına bir ilaç kullanmıyoruz şu anda. Kendisi bunu nasıl bir şekilde kullanıyor onu bilmiyorum. Ama tedavi ederken doktor arkadaşlar böbreğe uygun bir doz ayarlıyorlar bütün ilaçları beraber kullandıkları zaman. Mustafa Başaran adlı seyircimiz bir soru yöneltmiş. Boğaz ağrısıyla başlayan ve tat koku hiç almamakla devam eden ateşinin olmadığı, öksürüğün olmadığı bir durum var. Test yaptırdım, 3 gün oldu sonuç çıkmadı. Sizce durum nedir? Diyor. Şimdi bu Anadolu'da ve Avrupa'da tek başına bu tat ve duyu kaybı olan vakalar söz konusu. Ama bunlar %3, %5 durumda. Yani 100 kişinin 3'ünde 5'inde oluyor. Geri kalan diğer bulguların da olması lazım. Hangi şehirden olduğunu bilmiyorum. 3 gün uzun bir zaman, mutlaka sorgulasın.
Hemen hemen 24 saat içerisinde bütün şehirlerde sonuçlarımız çıkıyor. Covid olma ihtimali var mı? Evet var. Sonucunu takip etsin ve sonucu çıkana kadar da bulunduğu ortamda tam izolasyon kurallarına pozitifmiş gibi uysun. Şimdi COVID-19'un tedavisi için kullanılan ilaçlar var elbette. O ilaçlara ulaşmakta güçlük çeken bir vatandaşımız Mine Kap sormuş. SLE lupus hastasıyım. Doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum hocam. Devamlı evet. Kullandığım ilaç COVID-19 için kullanılıyormuş. Raporum bittiği için ilaç alamıyorum. Ne yapmam gerekir diye sorar. Şimdi bu ilaçlar suistimal edilince Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde COVID-19 için bir ilaca ulaşmasında sorun yok. Bunlar tümüyle Sağlık Bakanlığı'nda ücretsiz veriliyor. Yalnız orada kullanılan, bu sıtmada kullanılan ilaç kendi hastalığında da kullanıldığı için ulaşmakta zorluk çekiyor muhtemelen. Eczanelerde bulamıyorsa elindeki raporuyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat ederek raporunu ve durumunu anlatır. Çünkü her şehrin Sağlık Müdürlüğü kontrolünde hastanelerde kullanılmak üzere o ilaç var. Sağlık Müdürlüğü onun sorununu çözer. Ve son bir soru daha yönelteceğim size. Yaklaşık 10 gündür boğaz ağrısı ve geniz akıntısı olan bir seyircimizin sorusu. Dün akşam itibariyle çok fazla sırt ağrısı ve nefes darlığı başladı. Sabah öksürük oldu ama şimdi yok. Ateşim de yok. Halsizlik de yok. Ne yapmamı önerirsiniz diyor. Şimdi bu tarz boğaz ağrısı şikayetlerinden sonra araya sırt ağrısı ve göğüs ağrısı girdiyse mutlaka hekiminin onun akciğerlerini dinlemesi lazım. Biz sadece COVID'e odaklanmayalım. Bu mevsimde birçok mevsimsel grip ve yine akciğeri etkileyen üst solunum yolu ve alt solunum yolu infeksiyonları söz konusu. Onlar ortadan kaybolmadı COVID var diye. Mutlaka aile hekimine gidip muayene olması ve akciğerindeki durumun gözden geçirilmesi lazım. Gerekiyorsa da ondan sonra ileri radyolojik tetkikler gerekir bu hastaya. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bugün de vatandaşlarımızın sorularını yanıtladınız, bizleri aydınlattınız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle diyelim ve sevgili seyirciler böylelikle soru cevabın sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.